Evet. Senenin o zamanı geldi, çattı. Yine Team of the Year zamanındayız. Yine kapımıza bırakılan gizemli mavi bir kutu var. Hatırlayamayanlar için veya yeni abone olanlar için söyleyeyim. Geçen sene tam bu zamanlarda, Team of the Year zamanı biliyorsunuz, FIFA için yılın en keyifli, en heyecanlı ve en güçlü oyuncularının piyasaya sürüldüğü zaman bu zaman. Ve içerik üreticilere EA Sports güzel bir jest yapmıştı. Kendi Team of the Year'larını seçmeleri için aynen bu kutunun çok benzerinden, bu kutunun aynısı değil tabii ki, göndermişti. Ve bu kutunun içinden küçük küçük oyuncular seçip içerik üreticileri, yani influencerların kendi yılın takımı tahminlerini yapmasını istemişti. Bu çok güzel bir jestti bence. Bana da aynı şekilde böyle benzer bir kutu gönderildi. Ben de dedim bunun üzerine bir video yapılır. Bunu video yapmaya değer, video yapmaya değer bir fırsat olarak değerlendirdim. Geçen seneyi hatırlarsınız. Yalnız tabii ki içinden çıkanlar beklediğimiz gibi değildi. Yani evdeki hesap çarşıya uymadı. İçinden, yani nasıl söyleyeyim bilmiyorum. İçinden bir tane hıyar çıktı ya. Ya içinden bir tane hıyar çıktı. Sadece hıyar göndermişler. Yani bu tabii ki bir ihmalkarlık. Yanında tuz göndermemiş olmaları tabii ki çok büyük bir ihmalkarlık. Ben bundan sonraki sene bunun düzeltilmiş olacağını düşünmüştüm. Acaba düzeltildi mi? Göreceğiz. Bakalım, belki de farklı bir şey göndermişlerdir ama belki seneye çok daha farklı bir şey gönderirler. Onu da hiç bilemiyorum. Yani bizim gibi FIFA üzerine iyi içerik üretiyor olarak düşünüyorum ben en azından kendimi. Kaliteli içerik olarak, seviyeli içerik yapıyor olarak düşünüyorum kendimi. Bizim gibi birisini de belki görmüşlerdi diye. Bakalım yani. Nedir ne değildir. Bu sene ne yaptılar acaba ya? Hiç bilmiyorum. Açıyorum. Vay be. Bir dakika, bir dakika, poşet de var. Oha. Evet, bu sene de hıyarımız eksik olmamış arkadaşlar. Ama bu sefer bayağı bayağı 6-7 tane hıyar göndermiş herifler. Hepsi de gördüğünüz gibi sapa sağlam, soğukta tutmuşlar. Helal olsun. Ama bence bundan da iyisi, şöyle koyuyorum şunları. Bundan da iyisi, tuz da göndermişler. Tuzlayacağız efendim. Tuzlayacağız ama şöyle bir şey var. Geçen seneki videoda şöyle bir şey unutmuşuz. Yıkamadan yemişiz hıyarlarımızı. Hıyarlarınızı, meyvelerinizi, sebzelerinizi yıkamayı ihmal etmeyiniz efendim. Şimdi ben bunları yıkayıp getiriyorum. Evet, hıyarlarımız hazır efendim, görüyorsunuz. Hıyarlarımızı yerken bir yandan da Team of the Year tahminlerimizi yapalım diyorum. Şöyle bir bakalım. Geçen seneki çok iyiydi. Bu sene de aynı oranda kaliteli mi göndermişler? Hiç fena değil. Geçen seneki bir tık daha iyiydi bence. Ama bakalım, tuz belki fark yaratabilir. Uf be. Tamam. Diyeceğim odur ki umarım seneye de bizi unutmaz EA Sports. 2 senedir bizi görüyor. Bu sene daha da güzel gördü. Şimdi istiyorsanız yılın takımı tahminlerime geçeyim. Ben bunu bir internet sitesi üzerinden yapacağım. 11 kişi olacak. 4 defans, 3 orta saha, 3 forvet oyuncusu. Forvetleri kanat oyuncuları da dahil tabii ki. Kalede bence bu senenin en iyi oyuncusu David Gea. İspanya milli takımıyla ya da Manchester United'da çok iyi başarı, çok büyük başarılara imza atamadı ama dünyadaki en iyi kaleci David De Gea olduğu için onu tercih ediyoruz. Bence en zor tercihlerden bir tanesi defans. Defansta ben iki kişiyi garanti görüyorum. Bunlardan bir tanesi Sergio Ramos, diğeri ise Marcelo. Bunlar sadece defans oyuncuları değil, orta saha gibi top yapıp top hakimiyetleri ve oyun bilgileri inanılmaz oyuncular ve bu seneyi çok çok iyi geçirdiler. Benim tahminlerimde onların ikisi kesinlikle olacak ve FIFA kartları da muazzam olacak diye tahmin ediyorum. Üçüncü oyuncu benim tahminimdeki Rafael Varane. Tabii ki Dünya Kupası'nı kazanan ve hatta Varane bunların arasında aslında en garantisi olması gerekir. Neden? Mantıken çünkü Fransa Dünya Kupası'nı kazandı çok rahat bir şekilde. Real Madrid Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Yine hani görece rahat bir şekilde kazandılar yani. O yüzden Rafa Varane'ı ben kesinlikle kadroma koyuyorum. Son defans oyuncusu
Burada zaten dananın kuyruğu biraz kopuyor. Gerçi ya bilmiyorum, iki tane seçenek var benim aklımda. Bir tanesi Samuel Umtiti, bir tanesi de Virgil van Dijk. Ben van Dijk'tan yana kullanıyorum oyumu. Neden? Hollanda Dünya Kupası'nda yoktu. Ama Liverpool'a çok çok iyi bir sezon geçirdi ve hani tartışılabilir bir söylem yine bu ama dünyanın en iyi defans oyuncularından bir tanesi. Dörtlü defansımız Van Dijk, Varane, Ramos ve Marcelo'dan. Şimdi üçlü savunmamıza geçelim. Hıyarımızdan son bir şey alırken. N'Golo Kante, Fransa Dünya Kupası'nı aldı. En azından 2-3 kişinin olması gerekir diye düşünüyorum ben kadroda. Ve tabii ki oyunun en iyi oyuncularından ve yılın da en iyi oyuncularından bir tanesi N'Golo Kante. Son oyuncu, ikinci oyuncumuz. Bu kesinlikle takımda olması gereken ve birinci seçenek, birinci koyacağım oyuncu yani bu takıma. Yılın en iyi oyuncusu ödülünü aldı zaten Luka Modric. Birçoğunuz zaten tahmin etmiştir. Modric benim karakter olarak da, oyun olarak, futbol olarak da en çok takdir ettiğim oyunculardan bir tanesi dünyada şu anda. Son orta saha seçimimiz Kevin De Bruyne. Birçoğunuz veya bir kısmınız en azından beni Kevin De Bruyne'ye benzetiyor. Saçlarım falan. Hatta beni gerçek hayatta gören arkadaşlardan da, yayıncı YouTuber arkadaşlardan da benzetenler oldu. Kevin De Bruyne'yi koyuyoruz. KDB bence hak etti. City'nin çok rahat bir şekilde ligi kazanması ve De Bruyne'nin aynı zamanda Belçika'yı Dünya Kupası'nda yarı finale kadar taşımış olması ve oyunlarının iki takımın da oyununun çok kritik bir parçası olması ve tabii ki çok yetenekli bir oyuncu olması benim kararımda etkili oldu. Şu ana kadar ve bundan sonrası için sizin kararlarınız ne? Nasıl yani? Siz burada Yunus'a hayır ben abi Van Dijk'ı almazdım, onun yerine ne bileyim kimi alırdım? Başka birini alırdım der misiniz? Bunları bana yorum kısmında belirtirsiniz. Çok sevinirim. Atak forsumuza geliyoruz. Burada çok zor değil aslında. 3 taneden 2 tanesini zaten banka koyacağız gibi geliyor. Bunlardan ilk de birçoklarına göre tarihin en iyi oyuncusu Lionel Messi. Yani çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Barcelona şampiyon oldu. Belki Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir şekilde elendiler. Dünya Kupası'nda Arjantin hezimetle elendi. Hezimet demeyelim ama çok ağır bir oyunla elendiler Fransa'ya. Yani Messi'siz bir Team of the Year düşünemez. En yetenekli oyuncusu dünyanın. En iyi oyuncusu mudur? Zaten birçoklarına göre Modric bu senenin en iyi oyuncusuydu ama Messi en yetenekli oyuncusudur diyorum ben. İkinci seçimim oyunun en iyi oyuncusu. Dünyanın da en formda oyuncularından bir tanesi. Bu sene yeni takımında izlediğimiz Cristiano Ronaldo. Ronaldo'nun bu takımda olmaması ben çok düşünemiyorum. Ve olması da gerekiyor. Bakalım kartı nasıl olacak? Forvet mi olacak? Kanat oyuncusu mu olacak? Ama forvet olursa ve dünyanın ya, oyunun en iyi kartı olacak kesinlikle. Hani baya baya bir mesafeyle hatta oyunun en iyi kartı olacak Ronaldo. 99'luk bir kart olmasını bekliyorum. Ve muhtemelen 6 milyon civarında sabitlenir diye düşünüyorum fiyatı ama belki 6 ya belki 7 falan da olabilir. Hiç belli olmaz. Bu sene fiyatlar biraz oynak açıkça söylemek gerekirse. Şimdi son seçimimiz. Benim aklımda ve muhtemelen büyük bir çoğunluğumuzun aklında iki tane seçenek var burada. Hemen o seçeneği şey yapmadan hıyarımıza biraz manalım yiyelim. Ha, bitti. Çok güzelmiş. Hakikaten güzelmiş ama. Yani gerçekten beğendim. Tuz adisyonu en azından yani bu DLC olarak geliyor muhtemelen. Herkese vermiyorlar bunu. Sonradan parayla almanız gerekebilir bunu muhtemelen. Ama tuz edition'ı bence gerçekten çok iyi düşünülmüş. Gerçekten harikaydı. Bir de buz gibi göndermişler ya. Allah helal olsun. Son oyuncumuz ise iki kişi arasında kaldım. Bunlardan bir tanesi Mohamed Salah. Liverpool'u Şampiyonlar Ligi finaline taşıyan en önemli oyunculardan bir tanesiydi. Mısır'ı Dünya Kupası'nda taşıdı. Mısır Dünya Kupası'nda mücadele etti uzun yıllar aradan sonra muhtemelen ya veya ilk kez tam olarak bilmiyorum ama ve Salah Premier Lig'de gol rekor falan kırdı. Gol kralı oldu. Ve Premier Lig en zor liglerden bir tanesi de biliyorsunuz. Bu başarısının yanında bir de Ninja Kaplumbağa Kylian Mbappe var. Çok genç yaşında. Fransa'da dünya şampiyonu oldu. Paris'le yaşadığı çok fazla bir şey yok herhalde. Çeyrek mi? Yarı final mi? Fransa Ligi şampiyonu oldu. Mbappe de başarı Fransa'nın başarısı konusunda önemli bir pay sahibiydi. Bunların ikisinin arasından benim seçimim Mohamed Salah'a gidiyor. İlk saydığım sebepler yüzünden yani çok büyük bir başarı. Ve hani Salah'a olan kişisel sempatimden genel olarak Türklerin de hani Müslüman bir futbolcu olmasından ve böyle hani nasıl söyleyeyim hani çok temiz bir kişiliğin olduğunu imajını vermesinden dolayı. Şampiyonlar Ligi finalinde belki
Ramos onu patates etti ama yine de Salah bence yılın takımına girmesi gereken isimlerden bir tanesi. Benim takımım bu şekilde ekranda gözüktüğü gibi sizin takımınız, sizin tercihlerinizde ne gibi farklılıklar var? Bunları bana yorum kısmında belirtebilirsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir bu video. Videoyu hoşunuza gittiyse beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. İyi günler, iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın.